Türkiye'deki diğer iddialarla aslında bu konuyla ilgili İletişim Başkanlığı dezenformasyonla mücadele ekibi de devreye girdi. Bakanlıkta çeşitli açıklamaları yaptı. Bakan Şimşek bizzat açıklama yaptı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla KDV oranları. Az önce aktardık, KDV oranlarında artış olduğu iddiaları ortaya atıldı ama Bakan Şimşek hayır, bir artış olmadı. KDV oranlarını %10 olarak belirledik, sabitledik aslında bir anlamda dedi. Çünkü KDV oranları üzerinden bazı restoranların, bazı kafelerin kendileri işte o fahiş fiyat diyelim, daha geniş bir pencereden açalım, çok daha yüksek bir KDV oranı uyguladığını tespit ettik ve bunun önüne geçmek için aldığımız tedbirlerde de. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Göksu Hanım, önceki dönemlerde bir uygulama vardı, vergi yüzsüzleri şeklinde. Yani vergi ver, ne kadar vergi verip rekortman olanlar yayınlanıyorsa, vergi vermeyenler, vergi kaçıranlar da yayınlanıyordu. Yani biz burada fahiş fiyat mücadele ediyoruz. Devletin tek kendi eliyle burada mücadelesi etkin olamaz. Vatandaşın ve ticaret erbaplarının buna katılması lazım. Ticari olarak ahlaksızlar demek zorundayız artık. Çünkü bunun tüketici konfederasyon başkanlıkları en aynı şekilde hep aynı şeye dem vuruyoruz. Normalde KDV oranı lokanta ve kafelerde olması gereken %10. Bu ürün grubunda. Ama mesela kafelerde sadece gıda satılmıyor, diğer ürünler satılıyor. Ama kafeler ve lokantalar, bazı kafeler ve lokantalar diyelim, %1'den ürün çıkışı yapıyor. Yani burada devletin kasasına daha az vergi geliri giriyor. Bununla alakalı da Vergi Denetim Kurulu'nun risk analizi merkezi var. Bizim de değerli müfettiş arkadaşlarımız da bu tespiti yapmış ve bu tespiti de Maliye Bakanı iletmiş. Demişler ki bu raporlarında bazı sektörler, sadece gıda sektörü değil, kafeler değil ama lokanta ve kafeye ilişkin şu anda bir taslak yayınlandı. Bu şu anda kesin değil. Taslak yayınlandı, özel sektör, bürokrasi bunu tartışsın diye. Burada kesinlikle bir vergi artışı yok. Buradaki zaten vatandaş kasaya gittiğinde ödemeniz ne kadar diye sorduğunuzda, ödememiz ne kadar diye sorduğunuzda 10 lira diyor. Ama onun 10 lira içerisinde KDV'ye hangimiz dikkat ediyoruz? Neredeyse hiç, çünkü ödediğimiz paraya bakıyoruz. Ama orada lokanta ve kafecilerin devlete verecek olduğu KDV daha düşük oluyor. Aslında vergi, burada Maliye Bakanlığı, vergi dairleri bunu tespit etti ve yakaladı. Bununla alakalı da sektöre etkin bir denetim olduğu için taslak yayınlandı. Önümüzdeki günler resmi gazeteden geçecek olacağını göreceğiz. %1 kesilenlerin aslında %1 olmadığı, %10 olduğu ve o sektörde kişilerin daha fazla vergi gerekmesi gerektiğinden bu düzenleme yapılıyor. Kesinlikle bir vergi artışı yok. Şimdi şuradan devam edelim o zaman. Kısa bir başlık açacağım. Siz de eminim hatırlarsınız, 90'larda fiş kesmeme olayı vardı. Şu anda birçok izleyicimiz bizi de izliyordur. Dışarıda fiş almazsan diye yine aynı cümlelerle. İban üzerinden. Evet, İban üzerinden. Ödeme. Elden nakit bu arada. Bu yine başladı. Bunun önüne nasıl geçilecek? Ya da buradaki KDV ile bunun bir şey var mı, bağlantısı? Mutlaka var. Hem KDV olduğu gibi hem kurumlar vergisi ve gelir vergisi. Diğer taraftan da o vergi kayıpları da söz konusu. Şimdi burada birinci başlığı açacak olursak, bankaların üye işlerine aldırmış olduğu post cihazın maliyetleri var. Faiz onun artmasıyla beraber hatırlarsanız 4 dönem bunlar artırılmadı. Daha sonra artmak zorunda kaldı. Çünkü faiz onun dengeli olması gerekiyordu. Burada iş yerleri ve post cihazına daha fazla maliyet vermemek için bankalara ben kazandırmayayım dedi. Bana IBAN'ımı at. Ama IBAN'ını attığı zaman bu IBAN'ın kim olduğunu, yani X restoranı oluyor ama biz şahsın IBAN'ına bu parayı gönderiyoruz. Şahıs fatura kesmiyor ki. Fatura kesmediği için de bizim vergi erozyona uğruyor, yani kayıp oluyor. O yüzden bunun önüne geçilmesi lazımdı. Bu denetimler şu anda yapılıyor. Önceden biliyorsunuz memurlara ve halkımıza yönelik bir vergi iadesi vardı. Fişleri toplanırdı, zarfın içine konulurdu, yazılırdı. Yani tabii bizim de yaşlarımız fiş genç fiş toplama dönemini hatırlıyoruz. İçinde bulunduk. Bu sistem gelmese dahi vatandaşa bir teşvik mekanizması getirilmeli. Eğer sen fiş alırsan ve beyan edersen, bunun da görüntüsü artık dijital, yani kağıt ortamı değil. Hatta şu olabilir mi o zamanlar, madem öyle çok eskilere gidiyormuş gibi oldu ama o zaman mesela bir yerden çıkarken poşetlere sivil polisler, sivil denetim zabıtalar vardı. Yine evet. Onlar gelebilir mi? Polis olduğunu görmüyorduk. Bir anda poşeti açar mısınız, fişi gösterir misiniz diyorlardı 90'lı yıllarda. Şu anda ona ihtiyaç yok aslında. Şu anda o zaman kağıt üzerinden bir zarfa konulup onlar denetime giriyordu. Ama şu anda fotoğrafını çekip akıllı cihazların üzerinden hemen E-Devlet'e, vergi dairesine bunlar yüklenebilir. Ve vatandaşa da alım gücünü artırmak. Bakın, maaşları artış yapmaktan ziyade vatandaşın alım gücünü artırıcı bu unsurlar olursa, mesela yurt dışında alışveriş yapıyorsunuz. Nasıl oluyor? Tax free, yani vergi
iadesi söz konusu. Gidiyorsunuz o bankolara, ister iş yerinde, ister havalimanında bunun iadesini alıyorsunuz. Vatandaşın da bildirmiş olduğu elektronik vergiye yönelik gidip devletimiz mekanizma kurmalı. Aynı nasıl biz plastik şişeleri doğaya tekrar dönüşmesin diye geri dönüşme veriyoruz. Bunu da geri dönüşüm gibi düşünüp vatandaş bunu bildirmeli. Bildirmiş olduğu vergi üzerinden de iade alınmalı. O zaman vatandaş da bu IBAN'a atma nakit işleminden vazgeçmiş. Tamamen kaldı. İşi içine aslında denetim mekanizmasının içine harcama yapan kesimi yani bizi de vatandaşı katarsak o zaman bu çok daha sağlıklı ilerler diyorsunuz. Güzel. Şimdi şöyle devam edelim. Malumunuz ekonomi yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nde toplantılar gerçekleştiriyor. Evet. Ve gündemimiz aslında enflasyon. Tüm dünyada olduğu gibi enflasyonu nasıl düşürülmeli? Bu konuda nasıl adımlar atılmalı? IMF'nin de yapmış olduğu açıklamalar üzerinden devam edecek olursak ekonomi yönetiminden 2026 vurgusu bir kez daha yinelendi ve 2026 yılında enflasyonun %9 yani tek hanelere düşeceği söylendi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle en iyi algıdan başlayalım. Çünkü IMF kelimesi geçtiği anda hemen bir manipülasyona tabi tutuluyor. Nasıl burada, bir manipülasyon? Yani biz tabii IMF'e gittiğimiz zaman önceki dönemler ne oldu? IMF bize bir reçete verirdi. Sen şunları yap, şunları da yapma. Benim sözümden çıkma. Senin bütçeni ben belirleyeceğim çünkü ben sana borç para veriyorum diyordu. Ama biz IMF'in politikasını kendimiz uygularsak, yatırımların önünü kesmezsek, yani şimdi bizim altyapı sorunlarına ilişkin, savunma sanayi ilişkin yatırımlarımız var. Yani IMF'den biz borç para almış olsak, belki daha düşük faizle, daha düşük bedel ödeyerek, yine aynı şekilde siyasi bedelle daha düşük olarak bu arada, bunu biz alacak olursak bu yatırımlar duracak. Eğer biz yatırımları durdurursak biz geri gitmeye başlarız. Bu iş bisiklete binmeye benziyor. Siz eğer bisikletin pedalını bırakırsanız yere düşersiniz. Bizim yatırım yapma ihtiyacımız var. Bakın Dünya Bankası'ndan bir kredi alındı. Bunun da 12 milyar dolarlık kısmı özel sektöre kredi olarak geri dönecek. Ama bazı basın kuruluşlarında görüyoruz ki işte IMF'den borç para alındı. Alakası yok. Dünya Bankası'nın zaten görevi budur. Biz Dünya Bankası'na fon veren ve fon alan bir ülkeyiz. Dünya Bankası'nın üyeyiz. O yüzden burada bir manipülasyon açık tarafı kapatmak gerekiyor. Burada hem IMF olsun hem Dünya Bankası olsun Türkiye'nin uygulamış olduğu ekonomi politikasına tam not vererek güven telkin ediyor ve güven aşıladığını söylüyor. Ama IMF'in açıklamış olduğu bu bildiride Türkiye'nin büyümesini güncellemedi. Ama biz bu sene itibariyle %4'e yakın yine bir büyüme bekliyoruz. Çünkü cari fazla veren hale geldik. Nasıl? Enerji ve altın ithalatı haricinde cari fazla veriyoruz. Yine aynı şekilde ihracatımızın... Tutar değil mi bu? Yani bu büyüme tahminleri, IMF'nin vermiş olduğu açıklamalar bir sonraki sene de tutar. Öyle gözüküyor mu? Bundan önceki dönemlerde hep daha fazla tuttu. Orta vadeli programı şu anda bile açtık. Yani biz cari açık noktasında iyi bir durumdayız. Ama tabii deprem, pandemi, enflasyon, terör, küresel riskler bunların tamamı bir araya gelince tabii merkez, bütün dünya Merkez Bankası zarar etti. Sadece biz değil. Bizim zararımızın bir kısmı tabii ki kur konulu mevduat ama biz bunlardan ayrı düşünecek olursak aslında niyetimiz ne? Üzümü mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Şu anda ekonomi yönetimi diyor ki biz yapmış olduğumuz işi biliyoruz ve tabiri caizse bir ticaret erbabı nasıl malını pazarlarsa, anlatırsa kendini malını satmak için bizim de kendi ürünlerimiz, enstrümanı anlatmamız lazım. Maliye Bakanımız, yine Merkez Bankası Başkanımız birinci elden gidip bunu anlatıyor. Neden? Yabancı yatırımcıya. Çünkü yabancı yatırımcı güvenerek gelmeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya dünyadaki bu bağlantılar, bu görüşmeler oldukça önemli Türkiye açısından. Ya tabii Japon... Büyüme için söylüyoruz. Japon Maliye Bakanı gidiyor Suudi Arabistan'la görüştüğü zaman abes değil ama bizim bakanımız görüştüğünde abesle işgal mi olacak? Böyle bir şey yok. Burada... Ülkemizin yapmış olduğu ekonomi politikalarının birinci ağızdan anlatılması gerekiyor. Ve dış yabancı yatırımcı şunu bilecek. Evet birden faiz inmeyecek. Evet birden döviz kurunun oynaklık olmayacak ki ben geleceğim açıklamasına bulunuyor aslında üstü kapalı. Bunun için ne oldu? 14 ve 28 Mayıs seçimleri beklendi, o geçti. Yerel seçimler ekonomikten dolayı siyasi bir ödenmesine rağmen herhangi bir geri adım atılmadı. Aslında yabancı yatırımcı da bunu görüyor. Evet diyor ya bak yani siyasi bir bedel ödedi şu anda hükümet ama ona rağmen ekonomi politikasından geri adım atmadı. Ve hatta ve hatta biz de sürpriz olarak karşıladık. Seçimlerden önce yine 5 puanlık bir faiz artırımı geldi. Bu aslında ekonomi daraltmak. Bakın hiçbir dönemde bu kadar daralmış bir ortamda seçime gidilmedi. Bankalara gidildi, kredi yok. Yine denetimler had safhada. Yani burada aslında ekonomik olarak herhangi bir geri adım atılmadı. O yüzden eğer bu acı reçete siyasi olarak iktidara bedel ödettirildiyse
İktidarda bunun sonuna kadar gidecektir. Ve Sayın Cumhurbaşkanı zaten dün yapmış olduğu açıklamada biz kararlıyız açıklamasında hep bulundu. Yani şu anda düşman sevindirilmeyecek diyebiliriz. Ekonomik yönetimine güven tam. Her ne zaman FED faiz indirimine başlarsa tüm dünya ülkeleri gibi, biz çünkü doğru zamanı kolluyoruz, tüm dünya ülkeleri gibi bize de para gelecek ama bizim yatırım ortamımız iyi olmazsa yabancı yatırımcı yine gelmeyecek. Çünkü yabancı yatırımcı güven istiyor. Şu anda da önünde Türkiye'nin 4 yıllık seçimsiz bir dönem var. O yüzden dış yabancı yatırımcının gelmesi adına da IMF'le, OECD ile, Dünya Bankası ile sektör temsilcileri mutlak surette görüşülecektir. Bu doğal. Bundan sonra rezerv biriktirmek açıklaması geldi Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'dan. Rezerv biriktirmek sözcüğünü, kelimesini açabilir misiniz? Merkez Bankası rezervinden bahsediyoruz burada. Hazine rezervinden bahsediyoruz, pardon. Burada hazinenin rezervi, yani bir işletmenin sermayesi ne kadar güçlüyse ondan mal alan, mal satanlar o kadar güvenir. Yani bir Anadolu'da bir esnafımıza birisi gittiği zaman işte dükkanına bakar, stoklarına bakar, görünüşüne bakar. Ha, ben buna bir mal satarsam alabilirim der çiftçi ve müstahsil. Aslında aynı şey. Yani dış yabancı yatırımcı, Dünya Bankası eğer bir rezervimiz güçlü olduğu zaman bize gelecek. Şimdi bakın, kurkon mevduattan çıkma planımız var. Ama tabii bu ekonomik rasyolardan dolayı gecikecek ama şu anda önemli bir aşama kaydedildi. Şimdi biz kurkon mevduattan bugün sonlandırıyoruz desek eğer, bugün itibariyle kurkon mevduattan dönecek para nereye gidecek? TL'den dövize dönmek isteyecek oradaki yatırımcı. Hem yerli hem yabancı. Peki TL'den dövize dönmek istendiği zaman hazinede o döviz miktarı var mı? Ona bakılacak. Net rezervlerimiz şu anda ekside. Ve seçimden önceki döneme dönüldü. Neden? Herhangi bir popülist politikayla karşılaşılmadı. Herhangi bir ekstra bir buradaki aktivite yapılmadı. Ve siyasi bedel ödenmesine rağmen bu ekonomi politikası devam ettirildi. Rezerv biriktirmemiz lazım ki kurkon mevduattan çıkabilelim. Rezerv biriktirmemiz lazım ki yabancı yatırımcı bize güvenebilsin. Evet, bu ülke artık güçlü diyebilsin. Bir de rezervler alakalı, hatırlarsınız Göksu Hanım, bu da çok önemli, kusura bakmayın. Burada biz pandemide, yani bir kişinin de olsun tabiri caizse, burada bir kefen parası vardır. Biz ne deriz? Zor zamanlarımızda cebimde bir para dursun, ben bunu unutayım. Ben zor zamanda bunu kullanayım. Pandemi döneminde devlet zor zamandaki parasını kullanmayacaktı, ne yapacaktı? Yani kısa çalışma ödeneklerini kesecekti. Nakit ücret destekleri kesecekti. İşletmeye destek vermeyecekti. Evlerden çıkamadık. Yani böyle bir ortam, devlet bu Merkez Bankası hazinesindeki parayı kullanmayacak da ne yapacaktı? Biz de o dönemde evet kullandık. Evet, kurkon mevduatı getirdik. O dönem doğruydu. Şu andaki dönem doğru olmadığı için Fed'in faiz indirimine başlamasıyla birlikte, rasyonel politika birlikte dış yabancı yatırımcının gelmesini senkron edersek eğer biz 2026 itibariyle tek haneli enflasyonu görürüz. Peki. Şimdi aslında en önemli başlıklardan biri, enflasyonu da etkileyen başlıklardan biri gaz fiyatları. İsrail-İran gerilimiyle birlikte Avrupa'da gaz fiyatları artış gösterdi. Evet. Şimdi 2026 hedefini ekonomi yönetimi açıkladı 9 olarak. 2026'da tek hanelere düşüleceğini. Avrupa'da artan bir gaz fiyatıyla karşı karşıyayız. Bunun Türkiye'ye yansıması olur mu? Yoksa daha da artacak. Yani bizde de mi artacak? Tabii dünyada artacak. Eğer dünya yeniden bir ekonomik krizi göze alabiliyorsa biz hayli hayli alırız. Yani biz enerji arz güven noktasında en başarılı ülke konumundayız. Bakın pandemi oldu. Avrupa'nın gazı nereden gitti? Bizden. Neden? Çünkü Türkiye güvenilir bir ülke. Türkiye hem enerji hub'ı noktasında, hem Rus doğalgaz noktasında, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin doğalgaz noktasında geçiş noktasına bulunuyor. Hem de bizim Sakarya gaz havzasında bulmuş olduğumuz, biliyorsunuz, bir gaz var. 23 kuyuda 2.7 milyon metreküp'e ulaştı. Sadece gaz değil, petrolle günlük 40 bin varil ulaştı ki hedef bu yıl sonuna kadar 100 bin varil. Bu da toplam bizim tüketimimizin %10'a tekabül ediyor. Bakın, Amerika Rus-Ukrayna savaşında Avrupa'yı kışkırttı. Dedi ki artık Avrupa olarak Rusya'ya yaptırım uygulayın. Tamam, Rusya zaten buna hazırdı. Çünkü rezervinde parası var. Yani burada geçerli akçesi var diyelim. Ve şu anda gayri safi yurt içi hasıla olarak Rusya büyümekte. Peki Avrupa ülkeleri Rusya ambargo uyguladı, ne oldu? Ekonomileri patladı. Neden? Enflasyon noktası patladı. Çünkü sen Rusya'nın aldığın doğalgazı bir birimle alıyorken Amerika sana 3 birim olarak sattı. Yani 3 kat fiyatla Amerika Avrupa'ya doğalgaz sattı. Bu da bütün Avrupa'da enflasyon tetikledi. Enflasyon tetikledi, peki burada ne oldu?
Almanya teknik resesyona girdi ve enflasyon belasını hala kurtulamıyor. Bakın dün Fed Başkanı Powell açıklama yaptı. Biz faiz indirmekte aceleci davranmayacağız dedi. Hala gerektiği ölçüde enflasyona karşı mücadele edemedik dedi. %2'lik hedeften uzağız dedi. Peki. 6 indirim bahsediyordu, şu anda 3 indirim var. O yüzden gaz noktasında en çok etkilenecek kesim Avrupa diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomist Muhammed Bayram'la ekonomi gündemini değerlendirdik, konuştuk. Hem iddiaları hem de bundan sonra ekonomi yönetiminin almış olacağı, almak istediği kararları nasıl bulduğunu sorduk kendisine. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz.